Mutlu akşamlar değerli Gazete TV izleyenleri. Bugün 11 Ekim 2022 saat 19.30. İnci Gül'le haber başlıyor. Ben İnci Gül. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi uluslararası misafir öğrencilerle Dünya Gıda Güvenliği buluşmasına katıldı. Bakan Kirişçi, Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha gördük, dedi. Hızla artık 780 bin kilometre kare kara alanı, 462 bin kilometre mavi vatanıyla bunlardan müteşekkil bir kendi coğrafyasını hapsedilmek istenilse de bunları asla kabul etmeyen bir Türkiye, bir bölgesel güç, şimdi adım adım Allah'ın izniyle bir küresel güç olacağız. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, uluslararası misafir öğrencilerle Dünya Gıda Güvenliği buluşmasına katıldı. Bakan Kirişçi, adım adım küresel güç olacağız ifadelerini kullandı. Değerli kardeşlerim, bazen yaygın olan dilin artık Türkiye'de tek yabancı dil İngilizcenin bir hükmü kalmadı. Herkes konuşuyor, herkes biliyor İngilizceyi. Önemli olan böyle ekstrem denilebilecek dilleri biliyor olmak. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken, özel harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı. Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tatar Erzincan'da Binali Yıldırım Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki öğrencilerle buluştu. Tatar, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'a böyle önemli bir toplantı yapılmasında ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkür etti. Bir ömrünü o müzakere masalarına çürütmüştür. Yıllarca tartışılan bu federasyon temelinde bir anlaşma için bizim ortaya koyduğumuz iyi niyetlerin hep boşa çıkmasını birlikte seyrettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumunda konuştu. Tatar, hayır diyen Rum tarafını mükafatlandırıp onları tek başına Avrupa Birliği'ne aldılar. Şu anda Avrupa Birliği oyunlarıyla bizlere ya Avrupa'ya federal çap altında gireceksiniz ya da izolasyon, tecrit ve bütün ambargolar devam edecek ve siz yok olup gideceksiniz. Öyle sanıyorlar ama yanılıyorlar, dedi. Bu toplantıda sizlerle beraber olmanın büyük bir sevincini paylaşıyorum ve Sayın Binali Yıldırım büyümünde dediği gibi belki de tarih bu toplantıyı kaydedecektir. Çünkü bu toplantıda önemli konuşma olacaktır. Bu toplantıya katılarak çeşitli farklı Türk devletlerinden ve bize gönül vermiş bir takım farklı ülkelerden gelen bütün akademisyenleri, bilim insanlarını, konuşmacılarını şimdiden tebrik ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracında uyuşturucu yakalanması, meğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekten de çok çalışıyormuş ifadelerini kullandı. Bahçeli bir başka konuya daha değindi. Cami ne kadar bizimse cemevi de o kadar bizimdir, dedi. Genel bütçeden ödenek tahsis edilmesini önermiştim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin konuya günübirlik siyasetin dışında ve üstünde bir anlayışla yaklaştığını da ayrıca vurgulamıştım. Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimiz,
cemevinin ibadethane olarak tarif ve tanımlanmasının arzusundadır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimize yönelik iyileştirici ve müspet açıklamaları destekliyoruz sözlerini kullandı. İlan edilmesi milli birlik ve beraberliğimize muazzam bir katkıdır. Bu reform mahiyetli, demokratik, kültürel ve inanç bazlı adımların Alevi kardeşlerimize bir lütuf değil, gecikmiş haklarının önemli bir kısmının verilmesiyle ilgili karar olduğunu ifade etmek de boynumuzun borcudur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ilk gününde Boston kentindeki MIT'de bilimsel çalışmalar yapan Türk profesörler ve öğrencilerle görüştü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD temasları kapsamında Boston'da MIT'yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Soylu, polis tesis sayımızı arttırdık diye konuştu. APO'nun Suriye'den gönderilmesine itiraz ve APO'nun şu anda tecrit içerisinde bulunduğunu ifade için bunlar Türkiye'nin birkaç ilinde milletvekilleri nezdinde aslında daha fazla kalabalık toplamak istemişler. Ama millet bu konuya artık bunların samimiyetine, bunların toplumu karıştırmak isteme anlayışını çok net gördükleri için inanmıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Bakan Soylu, 9833 eğitim düzenlenerek 486.485 personelimize eğitim verilmiştir dedi. Ana muhalefet partisi milletvekilleriyle fıs fıs konuştuklarını oradan aldığı cesaretle ve şımarıklıkla orada söylemeye çalışıyor. Bu şımarıklığı bunlara veren de ana muhalefet partisinin CHP'nin bizatihi kendisidir. Başkentte seyir halindeyken yanan otobüsün yolcuları tahliye edildi. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Edinilen bilgiye göre bir otobüs firmasının İstanbul-Erzincan seferini yapan 35 AA ve 984 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Bulvarı Gimat kavşağında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Şoförün durumu fark etmesiyle otobüsteki yolcuların hızla tahliye edilmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Adıyaman'da taşlı sopalı kavgada iki kişi yaralandı. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde içme suyu meselesi dolayısıyla çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Taş damları ile Korucak köylerinde yaşayanlar arasında su meselesi dolayısıyla tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada iki kişi darp sonucu yaralandı. Adana Devlet Tiyatrosu 2022-2023 sanat sezonunda aralarında William Shakespeare'a ait Macbeth'in de bulunduğu 6'sı yeni 11 oyun sahneleyecek. Tiyatroda yeni sezon öncesinde hem oyuncuların hem de teknik ekibin hazırlıkları tamamlandı.
Adana Devlet Tiyatrosu, 2022-2023 sanat sezonunda aralarında William Shakespeare'e ait Macbeth'inde bulunduğu 6'sı yeni 11 oyun sahneleyecek. Tiyatro müdürü Gökhan Doğan, sezonu Shakespeare'in büyük tragedyalarından Macbeth ile açıyoruz dedi. Açmadığımız, 20 yıldır ara verdiğimiz Shakespeare ile açıyoruz. Shakespeare'in Macbeth ile açıyoruz. Shakespeare'in büyük tragedyalarından bir tanesi Macbeth ile açıyoruz. Rejisör koltuğumuzda Murat Çıdamlı var. İyi bir çalışma sezonu, prova sezonu geçirdik, dönemi geçirdik ve çok başarılı bir Macbeth ile seyircilerimizin beğenisine çıkıyoruz. Son dönemin en parlak caz yeteneklerinden biri olarak gösterilen Amerika Birleşik Devletli şarkıcı Stan Seekent, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında ABD'li caz şarkıcısı Stacey Kent, Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu. Değerli izleyenlerimiz, ana haberimizin sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.